Evet, Ergin seninle başlayayım. Artık yeni sezon planlamalarını konuşuyoruz daha Evet. çok Beşiktaş'ta tabii. Bu sezonu Evet. büyük ölçüde bitirmiş durumda. Ama bu sezona dair en çok merak edilen tabii kimler kalacak, kimler Evet. gidecek. Evet. Biraz o belki Evet. de şekillendiriyor. Artık Vidalarin özellikle defteri kapatmış gibi görünüyor. Sen neler söyleyeceksin bu maç öncesinde? Artık maç senin de söylediğin gibi bir tarafın küme düşmesi Evet. garantilendi. Diğer taraf Avrupa serüveni bence erken bir vazgeçiş. Yani son 6 maçta 2 galibiyet yerine 4'e çıkartabilseydi, yani o kaybettiği, puan kaybettiği 2 maçı da kazanabilseydi bugün başka şeyler konuşabilirdik. Kesinlikle. Yani bu kadar erken kabullenişi ve vazgeçişi ben çok kabullenemem. Büyük armalarda, büyük takımlarda Avrupa serüveni bu kadar kolay, aman canım olmasa da olur denilecek şeyler değil. Hani seneye Avrupa'da yokuz, bunu avantaja çeviririz fikrine de asla katılmıyorum. Olacaksın Avrupa'da, yani Avrupa'da olmaz mı büyük takımlar? Neyse, yani planlama konusunda da çok inceleyip sık dokumaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım öyledir. Öyle değilse önümüzdeki bir kayıp sezonda olur Beşiktaş. Çünkü niye? Bu sene özellikle çok ince çalışması lazım Beşiktaş futbol yöneticilerinin. Zaten ayrılacak isimler aşağı yukarı belli. Yani kiralık oyunculardan Pjanić ve Batshuayi hikayesi bitecek. Öbür taraftan bir Alex Teixeira sorunu var Beşiktaş'ta. Çok yüklü bir maaşı var ve bir yıl daha sözleşmesi var bu oyuncunun. Bunu elden çıkarmak istiyor Beşiktaş ama o paraları nerede bulur, nasıl bulur bilmiyorum. Umarım bulur. Artık orada çok zarar hesabı da gözetmeden, birine ikisine bakmadan bence elden çıkarması lazım. Hem maddi olarak, bir ikincisi mevki dolduran adamlar bunlar. Mevki doldurduğu zaman oraya alternatif oyuncular da getiremiyorsunuz. Hani nasıl olsa o var diye. O yüzden onları çıkarmak lazım ki önce bir sırtında yükler var Beşiktaş'ın. Yürümeye çalışıyor. Bu sene yürüyemedi o yüklerle. Bazen onları atarak, yükleri atarak bir hafifleme yoluna gitmeniz lazım. Şimdi o süreci bakacağız. Planlamada bir Gedson hamlesini biliyoruz hepimiz. Yani Josef Gedson, ideal Emirhan var orada yine. Bir sene uzatılırsa Atiba devam edecek muhtemelen. Can Bozdoğan'ın 1,8 milyon euroluk bir bonservis bedeli var, opsiyon. Ama desen ki Can bu bonservisini, opsiyonu kullanma performansı gösterdi mi? Bence göstermedi. Yani tatmin olarak içi dolu dolu insan, evet biz Can'ı alıyoruz diyecek bir durum yok şu anda. 300 bin euro, 500 bin euro neyse, düşük rakamlarla çözülebilecekse o da doğru bir iş olur ama düşük rakamlarla. İki, mesela Ersin ve Rıdvan'dan sakatlık haberleri geldi. Tam da transfer olma ihtimallerinin konuşulduğu döneme denk geldi bu. Ya planlamada siz Ersin ve Rıdvan'ı da satmayı düşünüyorsanız planlama olarak, şu anda onların yerlerini hazır etmeniz lazım. Kaleci nereden bulacaksın? Eğer ben yazıyorum, konuşuyorum diyorlar ki bulursun kaleci. Nereden buluyorsun ya? Bulamıyorsun işte. 10 senede 10 kaleci korumuş Beşiktaş'ın kalesini. Galatasaray bulamıyor. İşte 10 senede 10 kaleci korumuş. Yani kaleci dediğin şey istikrar. Bir de genç kalecilerde özellikle 1 seneyle 2 sene arasında inanılmaz bir fark oluyor. Bak bu Evet. orta saha oyuncusunda olmayabilir, kanat oyuncusunda olmayabilir tecrübe olarak. Ama kaleci de çok fark ediyor. Rıdvan özellikle, mesela Valerian İsmail kalacak deniyor. Öyle görünüyor. Sistemle 3-4-3. Sol tarafa bir tane adam lazım. O 90 metreyi kullanacak. Kim bu? Bak 20 yaşında zımba gibi bir çocuk var elinde. Orayı kullanıyor. Yani hem onu 5-6-7 milyon eurolara satıp aynı sistemle oynamayı düşünüp bir de yerine adam koyacaksın. Yani çok şey görünmüyor şu anda. Planlama kolay görünmüyor. Bence 4, bu satışların olmadığını düşünerek söylüyorum. 4 tane oyuncu kesinlikle lazım. İki tane stoper koyacaksınız oraya. Sol öne net bir adam lazım, sol öne. Bir de forveti olmazsa olmaz bir adam lazım. Yani 4 tane kesin. Ha burada Rıdvan'la Ersin'i de çıkartacaksak denklemden o rakam artıyor. Ve bu oyun bir tane sağ bek ve bir tane sol beke yetmiyor. Ya bak Rozier'e gitti, Hocanın değil mi? oyunu da Ne işleri oldu? Tabii tabii şimdi oraya etkiliyor. devşirmişe Kenan'ı koyuyorsunuz falan. Başka oyuncu arıyorsunuz. Oraların tamamlanması lazım ikinci adamla. Yani alternatif olarak görünen ikinci adamla tamamlanması lazım. Vidalerin konusu bence mesela 15-20 gün önce çok daha keskindi Larin konusu. Ben o kadar keskin şu anda olduğunu düşünmüyorum. Yani ben küçük de olsa bir anlaşma ihtimalinin belirdiğini görüyorum. Vida'nın da aynı şekilde. Vida 3-3,5 alıyor ama artık öyle paralar kalmadı. Beşiktaş'ın bir teklifi var 1,5 milyon euro gibi. Ben o ortanın bulunacağını düşünüyorum. Yani Vida'nın da kalma ihtimalini yüksek görüyorum Beşiktaş'ta. Bakalım, dediğim gibi en zor şeylerden birini yaşayacak Beşiktaş yaz transfer dönemini. Niye? Geçen sene şampiyon bir Beşiktaş vardı. Çok kolay gibi göründü. Şampiyonlar Ligi geliri vardı işte. Al sana 3 milyon Batshuayi. Al Alex 3 de sana. Hadi Pjanić sen de gel 3 de sana.
Gezal bak Galatasaray seni elimizden kapacak, kapmasın al 3,5 da sana. Biraz bolluk vardı. Evet. Şimdi öyle bir bolluk yok. O bolluğun olmadığı yerde bir de bir takım kuracaksınız. Bu takımı kurarken herhangi bir takım kurmuyorsunuz. Standart belli sistem hocaları vardır. Bir de ayrılan kendi sisteminde ısrar eden hocalar vardır. Valerian Hoca onlardan bir tanesi. Transfer yapmak yetmez. O oyuna uygun, o sisteme uygun transfer yapmak biraz daha arama, tarama, isabetli atış. Bu sene çok isabetli atamadı Beşiktaş. Ama çok lüksü yok yine karavana atmaya. Bakalım zor bir yaz dönemi, yaz transfer dönemi Beşiktaş futbol yönetenlerini bekliyor. Hem çok açılamazsın hem önümüzdeki sezonu riske de atamazsın. Aslında evet. Beşiktaş bunu yaşadı. Zor. Daha önce yaşadı Fikret Orman döneminde. Feda, sefa, cefa. Bu üç kavramın arasında herhalde 2-2-2 şeklinde bir süreleme vardı. Tam fedayı anladık. Ama o fedadan sonra sefanın bu kadar kısa sürmesi, bir anda cefaya dönüş çok normal değil ki o iki sezon üst üste şampiyonluk sonrası. Başlamadan aklıma ne geldi biliyor musun? Bilmiyorum. Bak tam o Beşiktaş'ın herhalde ikinci şampiyonluğu sonrası, hı hı, biz Serdar Bali ile bir röportaj yapmıştık. Trabzonspor'u. Serdar abiye de selam olsun. Selam olsun. Ve kendisi Beşiktaş'ta da oynamış bizim. Orada demişti ki güzel giden bir hikaye var ama bu sezon, bu yaz transfer döneminde yapılacaklar çok önemli. Önümüzdeki sezonun planlaması çok önemli. Bu çıkış dibe vuruş olabilir demişti. Ne oldu zaten işte. Yani sen Pepe'yi aldın, onu aldın, bunu aldın. Tam al. Ama bir daha Şampiyonlar Ligi'nde var olman garantiyse al. Şimdi Türk kulüplerinde transfer şöyle yapılıyor. Şampiyon oluruz. Şampiyonluk primi gelir. Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Gruplarda kalıyoruz, tamam mı? Nedir bu? Ortalama işte ikisi bir arada atıyorum 50 milyon euro. Kasada ne var? 20 milyon. Tamam, 70 milyonluk transfer yapabiliriz. 70 milyonluk bir bütçe. Bunun ana bölümünü temsil eden o 50 milyon hayali bütçe. Aa, şampiyon olmadık. Şampiyonlar Ligi'nde de yokuz. İyi de parayı da harcadık, geçmiş olsun. Öyle oldu Beşiktaş işte. Evet, para konusu yani, özellikle. Pepe'yi aldın, onu yönetimi... aldın, bunu aldın. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki efsane sezonu. Gruptan çıktın, namalip çıktın. Ama Vida'nın kırmızı kartı, Bayern'e elendin. Ben hala o farklı mağlubiyete rağmen Vida kırmızı kart görmesi, o kadar erken olmasaydı. Ha, Bayern'e elenmek kadar doğal bir şey olmaz ama öyle bir elenme olmazdı. Öyle bir hikaye olmazdı. O sezon bir de dördüncü bitirdin. Ne oldu abi? Borç burada gelir, gelir yok. Bunu her takımımız neredeyse hepsi yaşadı. Avrupa'ya gidenler hepsi yaşadı. O gidince bir hevesle sanki biz sürekli oraların takımıymışız gibi. Yok abi. Ama dejavu gibi yine aynısı yaşandı Mehmet Emin Uluç. Yani Sergen Hoca'nın şampiyon yaptığı kapasiteye bak takıma. Evet. Bir de yaz döneminde ya şimdi... Alınan oyuncular da olmadı. Bunu Trabzonspor için de söylüyorum. Bak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak güzel, heves güzel, bunların hepsi ama Şampiyonlar Ligi'nde kafayla rekabet edemeyeceğini bilinciyle hareket ediyor olman lazım. Bir bünyen var, bir potansiyelin var, oraya çıkacaksın. Ne varsa kapasitede, kondisyonda, potansiyelle alabildiğin kadarını... Hedefin orası senin. Ha, yok, ben oranın hayali, oranın hevesiyle, işte Sergen Hoca yaptı mesela bu hatayı, koşu mesafesinde karşılık vereceğiz dedi. Kondisyon falan. Yarım saatte Borussia Dortmund maçının ilk yarım saati Beşiktaş'ın knockout'u. Müthiş bir efor koyuyorsun ortaya. Ondan sonra sakatlıklar pat 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 arka arkaya gelmeye başlıyor. Yani bizim nereye ve nasıl rekabet edeceğimizde doğru planlamayı, böyle bizim şeyimiz orası değil. Orayla aşık atamayız biz.